Merhaba sayın seyirciler, Metin Uç Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Günün öne çıkan yeni gelişmeleriyle tekrar karşınızdayız. Kürt siyasetçilerin yargılandığı siyasi soykırım ana davasına Ahmet'te bulunan 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyor. Sabah saatlerinde başlayan davanın 60. duruşması tutuklu siyasetçiler adına Hasan Hüseyin Erden'in yaptığı savunmayla başladı. Mahkemenin meşruiyetini kaybettiğini belirten Erden, yargılamayı kabul etmediklerini belirtti ve salonu terk edeceklerini söyledi. Bunun üzerine tutsak tüm Kürt siyasetçiler alkışlarla mahkemeyi protest ederek salonu terk etti. Tutsak siyasetçilerin eylemine yakınları da ayağa kalkarak alkışlarla destek verdi. Duruşmanın birinci oturumunda da tutsak siyasetçilerin avukatları mahkemenin meşruiyetini yitirdiğini belirterek salonu terk etmişti. Davada mahkemenin ara kararını açıklaması bekleniyor. İnsanlık dışı uygulamalara maruz kalan ve içeride direnişlerini sürdüren siyasi tutsaklar dışarıdakilere de duyarlılık çağrısı yapıyor. Tutsaklar hak ihlallerini DİHA, İHAD'e ve TÜYAD'lere gönderdikleri mektuplarla bildiriyor. Van cezaevinde tutsak Gıyasettin Sevmiş'e milyonda bir görülen ölümcül Wilson hastalığı teşhisi konmuş. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Sevmiş, 2007'den beri sürekli sürgün edildiği için bir türlü tedavisi yapılmıyor. Sevmiş şimdilerde karaciğer, fibroz ve sirozu, aktif kronik erozif gastrit, mini kalp hız gibi hastalıklar ile de mücadele ediyor. Duyarlılık çağrısı yapan Sevmiş mektubunu "Sesime ses katmanızı diliyorum" sözleriyle sonlandırıyor. Sincan kapalı cezaevinden yazan Hamit Babat ise Bingöl cezaevindeki firardan sonra cezaevlerinde baskıların arttığına dikkat çekiyor. Kendilerine onur kırıcı baskı yöntemi olan çıplak aramanın dayatıldığını belirtiyor. Kocaeli Kapalı Cezaevinden Kahraman Güvenç ise 12 Aralık tarihinden bu yana açlık grevinde. Ancak Güvenç son yaşanan ihlaller karşısında bugün ölüm orucuna başladı. Cezaevinde kendisine rızası dışında tıbbi deney yaptıklarını belirten Güvenç, "Benim koşulsuz ve şartsız teslim olmamı, hatta arkadaşlarıma zarar vermemi bile istiyorlar," diyor. Deneyle ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gönderdiği dosyanın kayıp olduğunu aktaran Güvenç, hukuki yardım istedi. Muş cezaevinden Melek Bozkaya, Bolu cezaevinden İsmail Kaya ve Mardin cezaevinden İzzettin Yıldız mektuplarında onur kırıcı muamelelere maruz bırakıldıklarını anlattılar. Tüm bu uygulamaların had safhada olduğu Silivri 3 ve Altınoğlu cezaevlerinde sürgün edilen tutsaklar şizofren koğuşunda tutuluyor. Tek kişilik hücrelerde gardiyanların hakaret ve tacizlerine maruz kalan 18 tutsağın açlık grevi 36. gününe girdi. Adalet Bakanlığı ise yaşananlara sessiz. Lice katliamı 21 yıl sonra yargıda sayın seyirciler. Dava bugün Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. 22 Ekim 1993 tarihinde yaşanan katliamda Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Aydın, Aydın'ın koruması Yüksel Bayar ve 14 sivil yaşamını yitirmiş ve ilçe neredeyse tamamen yakılmıştı. Katliam operasyonunu dönemin Diyarbakır Jandarma Komutanı Eşref Hatipoğlu yönetmişti. Hatipoğlu ile Üsteğmen Tünay Yanardağ olayın failleri olarak suçlanıyor. Bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak olan ikili hakkında müebbet hapis ve 24 yıla varana kadar hapis cezası isteniyor. Zaman aşımına bir gün kala tamamlanan iddianameye göre saldırıyı o dönemin yetkililerinin iddia ettiklerinin aksine devletin kendisi gerçekleştirdi. Duruşmadan önce adliye önünde açıklama yapan Lice Adalet Arıyor platformu üyeleri mahkemenin Lice halkının görüşlerini esas alması gerektiğini söyledi. Yapılan açıklamadan sonra grup davayı izlemek için duruşma salonuna girdi. Hindistan yine bir toplu tecavüz olayıyla gündemde. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de turist bir kadın yol sorduğu 6 kişinin tecavüzüne uğradı. 51 yaşındaki Danimarkalı turist önceki akşam Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'nin merkezinde yol sorduğu ve en az 6 kişi olduğu belirtilen bir grubun toplu tecavüzüne uğradı. Yetkililer tecavüzcülerin yakalandığını açıkladı. Yaklaşık 10 gün önce de Polonyalı bir turist bir taksi şoförü tarafından önce uyuşturucu verilerek uyuşturulmuş, ardından da tecavüz edilmişti. ...22 Ocak'ta yapılacak olan Cenevre 2 toplantısına Rojava'daki Kürtlerin taraf olarak katılması için destek eylemleri ve açıklamaları devam ediyor.
BDP İstanbul İl Örgütü 18 Ocak'ta Kadıköy İskele Meydanı'nda Rojava halkına destek amacıyla miting gerçekleştirecek. BDP İstanbul İl Eş Başkanı Arife Çınar, Kürtlerin kendi iradesiyle Cenevre 2'ye katılmasının önemli olduğuna dikkat çekerek Kürt halkını ve devrimci demokrat kesimleri mitinge katılmaya çağırdı. HDP eş genel başkanları Sebahat Tuncel ve Ertuğrul Kürkçü de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'a mektup gönderdi. Suriye halklarının kaderinin Baas ve El-Kaide arasında sıkıştırılmaması gerektiğine vurgu yapan eş başkanlar, Suriye'de önemli bir aktör olan Kürtlerin büyük bir kesiminin temsil eden Kürt Yüksek Konseyi'nin Cenevre 2'de yer alması gerektiğini dile getirdi. Rojava halkına bir destek de 78'ler girişiminden geldi. 78'ler girişimi dernek binasında yaptığı açıklamada Kürtler Cenevre 2'ye mutlaka katılmalı ve temsilci olarak da mutlaka Kürt Yüksek Konseyi delegasyonu olmalıdır dedi. Cenevre 2 toplantısı bu anlamda BDP Kadın Meclisi 30 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin hazırladığı kadın seçim beyannamesini 19 Ocak'ta düzenleyeceği basın toplantısıyla açıklıyor. 30 Mart 2014 yerel seçimlerine kota ve eş başkanlık sistemiyle girecek olan BDP, hazırladığı kadın seçim beyannamesini 19 Ocak Pazar günü Cigerhun Gençlik ve Kültür Merkezi'nde düzenleyeceği etkinlikte açıklayacak. BDP Kadın Meclisi'nin açıklayacağı beyannamede yerel yönetimlerin kadınlar açısından nasıl olması gerektiğine ilişkin bir sunum ve buna dair projeler yer alıyor. Etkinlikte şu ana kadar açıklanmayan kadın adayların da açıklanacağı kaydedildi. Kadın yerel yönetimlerin oluşma, kadın bakışı, kadının rengini... BDP'nin 2014 yerel seçimlerine yönelik çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Eş Başkan Demirtaş seçmen kütükleri için uyarılarda bulundu. 30 Mart 2014 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimler için muhtarlık bölgesi askı listeleri 23 Ocak 2014 Perşembe günü saat 17'de askıdan indirilecek. BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş seçmenlere seslendi. Özellikle oy kullanacağınız yerde ikamet etmiyorsanız, nerede oy kullanacaksanız şu andan itibaren ikametgahınızı oy kullanacağınız yere nakletmeniz gerekiyor. İkinci olarak da seçmen kütüğünde isminizin olup olmadığının tespiti açısından mutlaka askılarda isminizin kontrol edilmesi gerekiyor. Seçmen kütükleri 23 Ocak'a kadar muhtarlıklarda askıda kalacak. Bu seçmen kütüklerinde isminizi bulamıyorsanız, yoksa teknik destek alma açısından, hukuki destek alma açısından Barış ve Demokrasi Partisi'nin il ve ilçe teşkilatlarına başvuru yapabilirsiniz, oradan destek alabilirsiniz. Özellikle iradenize ve oyunuza sahip çıkabilme açısından bütün bu sürelerin dikkatli bir şekilde takip edilmesi ve mutlaka seçmen kütüğünde yazılı olmayan seçmenlerin kendini yazdırması gerekiyor. Biz herkesten, özellikle gençlerden bu konuda duyarlılık bekliyoruz. Iğdır'da BDP İl Örgütü Alyans Düğün Salonu'nda halk şöleni gerçekleştirdi. Şölende konuşan vekil Pervin Buldan şunları kaydetti. Bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve AKP hükümeti sürecin ilerleyebilmesi için hiçbir adım atmamıştır. Bu atılan adımlar sadece Sayın Öcalan'ın kararlılığı ve onurlu duruşu karşısında atılan adımlardır. Ardından sözü HDP eş başkanı Sebahat Tuncel aldı. Halkların Demokratik Partisi olarak önümüzdeki dönem tek iktidar alternatifinde bizim sevgili arkadaşlar. Paris katliamına ilişkin ortaya çıkan belgelere değinen Tuncel, hükümete sorumluluğunu hatırlattı. Konuşmaların ardından şölen, Koma Agrigia'nın müzik dinletisiyle son buldu.
BDP Sur ilçesi belediye eş başkan adayı Seyit Narin ise seçim projelerini ve yerel yönetimlere bakış açılarını anlattı. Belki de öz yönetim dediğimiz şey aslında kısmen biz Hani Merip beldesinde gerçekleştirdik. Hala da devam eden bir yolumuz var ve bu tamamıyla gönüllü bazında her gün 25-30-40 arkadaşın gönüllü temelde gelip orada hizmet etmesi gerçekten de sevindirici bir durum. Bizim temel görevimiz demokratik özelliğin yaşamsal kılmaktır. Bu anlamda Diyarbakır Su ilçemiz buna en uygun bir ilçe. Bize belki en çok görev düşecek konuların başında da bu demokratik özellik inşası sürecinde zorla toprakta, köyde koparılan insanların tekrardan toprakla buluşturmak olacaktır. Bunun için komparatifçiliği geliştireceğiz. Tarıma dağılı, bitkiye dağılı, öğretime dağılı, atölyelere dağılı komparatif farklı alanlarda hem tarımdan gelen, tarımdan zorla koparılan insanlarımızı tekrar tarımla buluşturmak, bunun için Sur ilçesinin ve bağlı bulunan köylerde tarım alanları vardır. Bu tarım alanları biraz daha bilimsel tarıma dönüştürmek, biraz da tarımcılığı artık geliştirmemiz gerekiyor. Aslında Sur'un orijini yapısını bozmadan, Sur'un dokusunu bozmadan bazalt taşlarıyla birlikte dış cephesini ve kat yüksekliğini de o çerçevede tutarak yerinde dönüşüm projesi bizim için en önemli projelerimizden biri olacak. Gezi direnişi sonrası kurulan Getto Sinema Kolektifi ilk uzun metrajlı çalışması Çapulcu Zamanlar adlı belgeseli tamamladı. 53 dakikalık belgesel filmin danışmanlığını Gökhan Baydemir üstlendi. Belgeselin kameramanlarından İmran Aydın ise 18 Haziran'da Gezi operasyonuyla tutuklandı. Çapulcu Zamanları belgeselin yönetmenlerinden Kenan Ağbulut anlattı. Cem Uğur ve İmran Aydın Gezi sürecinde zaten çekimleri yapmışlardı, materyali oluşturmuşlardı. Bir araya geldiğimizde bunun yapılmasını planlamıştık ama İmran Aydın 18 Haziran'da bir operasyon sonucu gözaltına alınıp tutuklandı. İmransız projeye devam ettik ama İmran'ın görüntüleriyle, İmran'ın da dahil olduğu Getto Sinema Atölyesi'nin oluşturduğu bir belgesel çalışmasına başladık. Yaklaşık 4 ay sürdü Çapulcu Zamanlar isimli belgesel. Ama bu arada yine toplumsal muhalefete değinen kısa filmleri de 16'ya 9 kolektifimiz üzerinden sosyal mecraya da paylaştık. Getto Sinema Atölyesi de uzun metrajlı, toplumcu, gerçekçi, politik bir dili olan ezilenlerden yana, ezilen halklardan yana belgesel çalışmalarıyla yer alıyor. Çapulcu Zamanları da bu mantık. Bir toplumsal bellek oluşturma kaygısıyla yaptık Gezi Direnişi'nin belgeselin Çapulcu Zamanları. Şimdi bu ülkede Gezi Direnişi'nin öncesidir söz konusu. Öncesinde yani Gezi Direnişi belki bir patlamaydı, kitlesel bir patlamaydı ama onun öncesinde gerek emek hareketinin batıdaki mücadelesi, gerek de bölge illerinde Kürt halkının mücadelesi söz konusuydu ama bu görünür kılınmıyordu. Elbette bir toplumsal hafızası da yoktu. Şimdi Türkiye'de 12 Eylül darbesi sonrasında toplumsal bellek silinmeye başlamıştı. İnsanlar daha apolitikleşmeye başlamıştı. Aslında Gezi direnişi buna da dur diyen, bunu da aşan bir durumdaydı. Biz de böyle bir misyon edindik. Ve bu doğrultuda yaptık. Haberleri sunduk. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın sayın seyirciler.